Efendim NTV'den hepinize merhabalar. Ben Buket Aydın Baykal. Bugün yarın programıyla birlikteyiz. Bundan sonra artık yeni yayın dönemimiz başladı. NTV ekranlarında her çarşamba ve cuma günleri saat 21 ile 23 arası bugün yarın programıyla birlikte olacağız. Bu programı sadece siyaset konuşulacak bir program olarak düşünmeyelim. Türkiye'nin ve dünyanın bugününde ve yarınında önemli olan hangi başlık varsa, sizlerin aklında hangi sorular varsa o konular bu masada olacak. Konuklarımızla bu konuları tartışacağız, konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Bu gece, bugün yarın da ilk programımızda önemli 3 isim var. İlk olarak Ankara ile başlayalım. Ankara stüdyomuzda eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok bizimle birlikte. İstanbul stüdyomuzda Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengüsü Karaca, Posta gazetesi yazarı Sayın Nedim Şener bugün yarın da konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz efendim programımıza. Gündemde bugün ağırlıklı olarak FETÖ soruşturmaları olacak. Malum iki konuğumuz kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Temmuz darbe girişimini anlattılar. Peki oradan nasıl geri dönüşler aldılar? Orada neler konuşuluyor? Fethullah Gülen iade edilecek mi vesaire? Bu konuları onlara yönelteceğiz, bu soruları. İlk olarak sizlerin izninizle ben bir Ankara stüdyoya dönmek isterim. Sayın Ahmet Zeki Üçoğa. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiniz. Sayın Nedim Şener de sizinle birlikteydi. Hatta şu anda stüdyomuzda değil ama Sayın İsmail Hakkı Pekin de oradaydı. Orada 15 Temmuz darbe girişimini ve arkasındaki güçleri anlattınız. Peki nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Orada gazetecilerle konuştunuz mu? Size hangi sorular soruldu? Şöyle bir özetle bize anlatır mısınız? İyi akşamlar diliyorum tüm konuklara ve size. Biz Amerika'ya gittiğimizde bizi oradaki bir sivil toplum kuruluşu Amerika'ya davet etti. Yani biz herhangi bir hükümetin veyahut da siyasi iktidarın sözcüleri olarak oraya gitmedik. Bu gidiş nedenimiz de şuydu. Bizler biliyorsunuz bu Fethullahçı terör örgütü geçmiş yıllarda yapmış olduğu hukuksuzluklara maruz kalmış. İşte bu nedenle bu örgütün yapmış olduğu hukuksuzlukları belki de en iyi bilen ve bunları yaşayarak gören kişiler olarak bildiklerimizi ve özellikle de 15 Temmuz'un ne olduğunu anlatmak amacıyla gittik. Biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili birçok spekülasyon yapıldı geçtiğimiz dönemlerde. Özellikle de bunun Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika'da bir darbeden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi geleceğini güçlendirmeye yönelik bir siyasi operasyon olduğu konularında konuşmalar yapılmıştı. Biz Amerika'ya işte Nedim Bey biliyorsunuz geçmiş dönemlerde bu Fethullahçı terör örgütüyle ilgili özellikle de Hrant Dink cinayetine bağlamında bu terör örgütünün cinayetleri bile işleyebilecek üyelerinin olduğunu ilk söyleyen kişilerdendir. İsmail Hakkı Pekin de Ergenekon kapsamında tutuklanmış işte o Genelkurmay Başkanı'nın eski istihbarat başkanı olarak da bilgi birikimi olan bu konularda en azından istihbarat başkanı olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapıyı bilen birisi olarak gittiler. Biliyorsunuz ben de 2009 yılında bu suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ilk adli soruşturmayı ve hatta son adli soruşturmayı başlatan bir kişi olarak gittim. Orada bizim götüren veyahut da bizi oraya davet eden Turkish Heritage Organization isimli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu hükümetle veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir kurumuyla hiçbir organik veyahut da başka bir bağ yok. Sadece kendi işte oradaki Türk ve bazı Amerikalılarla birlikte oluşturdukları bir organizasyon. Amaçları bu 15 Temmuz sürecini ve Fethullahçı terör örgütünü neler yapmış olduğunu Amerikalılara anlatılmasını sağlamaktı. Bu konuda da kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de Amerika'yı biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütünün neredeyse Türkiye'den sonra en güçlü olduğu ülke olarak görüyoruz. Ve buradaki kendi sivil toplum kuruluşlarının Amerika'daki bütün işte yöneticiler olsun, meclis
ve senato üyeleri olsun hepsinin neredeyse birebir angajmanlara girerek onları kendi düşünceleri doğrultusunda bilgilendirdiklerini gözlemledik. Tabii oradaki ilk yaptığımız iş bizim öncelikle bu örgütün geçmişten bu yana nasıl hukuksuzluklar, hangi tür hukuksuzluklar yaptığını anlatmak oldu. Arkasında ikinci olarak bize sorulan sorular şuydu. Yani diyor ki bu darbeyi Fethullahçı terör örgütü veyahut da onlar Gülen istiyorlar. Gülenistlerin yaptığı konusunda ne gibi delilleriniz var? Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu darbeci subay ve as subayların, generallerin Gülenist olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir de Fethullah Gülen'in bu darbenin yapılması için talimat verdiğini veya emir verdiğini neye dayanarak söylüyorsunuzdur? Zaten bunlar bizim uzmanlık konularımız olduğu için izah etmekte de çok zorlanmadık. Hatta işte bu darbeyle ilgili benim daha önce de yapmış olduğum çalışmalar vardı. Yani işte bu örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki yapılanmaları, bunların nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer aldığını, öncelikle yani Fethullahçı terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde olduğunu anlatmak için bu yapılanmaları anlattım. Arkasından bu darbeye katılan generallerin özellikle 160 generalin geçmiş dönemlerdeki Fethullahçı terör örgütüyle olan ilişkilerini, yani Fethullah Gülen'i ziyarete gitmiş olmalarını, birçoğu hakkında Işık Evlerinde okudukları için yürütülen idari soruşturmalar, yine bazıları ile ilgili adli soruşturmalar, bazıları ile ilgili sakıncalı personel takip işlemlerine ilişkin bilgileri verdim. Yani bunların bir de şöyle yaptık. Dedik ki biz aslında Fethullahçı bu 160 generali buradan geriye doğru taradık. Yani biz bunların Fethullahçı olduğunu biliyorduk. Birçoğunun isimlerini de zaten daha önceden de söylemiştik. Şimdi bunlar ortaya çıktılar. Bu darbeyle ilgili olarak fiilen katıldılar. Bunların geriye dönük olarak geçmişlerini onların gözünün önüne serdik. Ve böylece onların Fethullahçı terör örgütüyle olan ilişkilerini ortaya koyduk. Üçüncü olarak da Fethullah Gülen'in nasıl talimat verdiğine ilişkin olarak soruyla ilgili olarak da biliyorsunuz 4. Anajet Üst Komutanlığı, yani Akıncı Üst Komutanlığı Ankara'daki, bu darbenin operasyon merkezi olarak kullanıldı. Buranın üst komutanı olan Tuğ General'in Sayın Hulusi Akar esir alınan Genelkurmay Başkanımızı sizi işte liderimizle görüştürelim diye telefonla teklif etmesinin, yine Nedim Bey kendisi Adil Öksüz'ün bir şeyin yanında Fethullah'ın dizinin dibindeki fotoğrafını, bir de Ankara'daki o 15 Temmuz gecesi yakalandıktan sonraki bilgi ve iletişimlerini, bunların burada ne aradığını, işte Fethullah'ın bir adamının gece yarısı saat 1'de 12'de Mürtet Üssü'nün etrafında ne aradığı gibi bunları ortaya koyarak şeyleri, yani bu terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu olduğunu delilleriyle ortaya koyduk. Peki, devam edeceğiz. Size tekrar döneceğim. Peki Nedim Şener, Sayın 316 bıraktığı noktadan size döneceğim. Siz bunları anlattınız. Sizin tabii ekstra başka anlattıklarınız da vardır. Onları da soracağım. Bunları anlattınız, tamam. Nasıl bir refleks geldi? Yani biz bunu hiç bilmiyorduk. Aha, inanamıyoruz mu? Yoksa yani Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler, oradaki gazeteciler bilmiyorlar mı Gülen yapılanmasını? İlgilenmemişler. Ama biz sadece sivil toplum kuruluşları ve işte gazeteciler değil, aynı zamanda işte Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de görüştük. Yani bakanlıkta görüşme iki heyet halinde, ki bunlar Obama'nın doğrudan atamasını yaptığı politika yapıcı gruplar. Ve deminden Adil Bey'in dikkat çektiği işte AKP'ye yakın mı değil mi noktasında neredeyse bizim hangi partiye oy verdiğimizi araştıracak kadar yakından bizi tanıyan insanlardı. Dolayısıyla bu anlamda bir görüşmeler, bu çerçevede görüşmeler oldu. Bir önemli olan şu, bizim oradan hangi, yani biliyorlar mı bilmiyorlar mı noktasında zaten Amerikan istihbarat raporları, sadece kendilerine şunu örnek verdim ben, Amerikan Büyükelçiliği ve Konsolosluklarından,
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen kriptolu mesajlar var, telgraflar var. Bunu konsoloslar ve işte konsolos yardımcılarının yazabildiği raporlar bunlar, gizli. Ama Wikileaks bunları ifşa etti biliyorsunuz. Şimdi 2003'ten itibaren 2009'a kadar yapılmış olan yazışmalarda Fethullah Gülen'in zaten nasıl bir cemaat yapısından polise, yargıya, orduya, medyadaki yapılanmasına kadar, hatta işte Nazlı Ilıcağ'ın evinde yapılan içkili sohbete kadar, Gülencilerle beraber yapılan içkili sohbete kadar hepsini rapor etmişler. Ben sadece onlardan örnekler verdim. Yani ben Amerika'ya Türkiye'deki bilgiler, iddianameler, raporlar üzerinden değil, bizzat Amerika'nın elindeki belgeler üzerinden anlatmaya çalıştım. O biraz tabii hem onları şaşırttı hem ilgisini çekti. Çünkü yapılan şey şu, bu 15 Temmuz darbesini bir görmeme isteği var. Karşı tarafta kötü niyetle, ben bunu kötü niyet olarak, tercih olarak görüyorum. Çünkü Türkiye bakışıyla ilgili bu, Tayyip Erdoğan'a bakışıyla ilgili bir konu kaynaklanıyor. İkincisi, Fethullah Gülen'i kollama yönünde bir tercihten de kaynaklanıyor. Şimdi Amerikan belgeleriyle Fethullah Gülen'i anlatınca konu dolayısıyla şeye geliyor. Bunun orada kalmasını sağlayan green card aldığı green card'a geliyor. Ben onun nasıl haksız bir mahkeme kararıyla alındığını da ispatladım onlara. Çünkü değişik insanlardan, teoloji, din kürsülerinden, üniversitelerden alınmış referans mektupları dosyasında, ama yine Amerikan elçiliğinin gönderdiği raporda Fethullah Gülen'e Türkiye'de Ermeni Patrik, Rum Patrik ve Hahanbaşı Haleva'nın referans mektubu vermeyi reddettiğini açıkça yazıyor. Şimdi hal böyleyken, yani dinler arası diyalog üzerinden üstün yetenekli kişi olarak bu vizeyi alacak olan Fethullah Gülen'e Türkiye'deki en önemli din adamları referans mektubu vermeyip kefil olmazken, CIA'den iki tane elemanın referans mektubu veriyor olmasının izahatını bekliyorum onlardan. Hatta Amerikan Büyükelçisi Abramovich'in böyle bir referans mektubu neden verdiğini. Çünkü hiçbir görevi, böyle bir görevi yok. Aksine Fethullah Gülen'i hiç tanımaz. Hatta orada bir büyükelçi, hepsi, bütün bu grubu tanıyan bir büyükelçi muhtemelen bana bu konuda cevap vermek için gelmiş olabilir. Aynen dedi ki, sizin Dışişleri Bakanlığınız böyle bir mektup yazılmasa sakınca olmadığını söylediğinden dolayı Abramovich bu referans mektubunu vermiş. Ben de ona böyle bir görevi yok. İki, Dışişleri Bakanlığı'na sorması için hiçbir neden yok. Çünkü Fethullah Gülen Dışişleri Bakanlığı mensubu değil. Devlet memuru değil. Hatta vaiz de değil. Emekli bir adam. Siz onun için araştırma yapacaksanız açık kaynaklardan, kendi yazdıklarından. Neden Dışişleri Bakanlığı'na soruyorsunuz? Neden soruyorsunuz? Yani mesela ben istesem niye oraya mı soracaksınız? Herhangi birisi, bu üstün yetenekli bir insansa, bunun telif eserleri, yaratıcılık yönü varsa bunu zaten kamuoyu biliyordur. Oradan açık bilgilerden siz paylaşabilirsiniz. Kaldı ki Büyükelçinin böyle bir referans mektubu vermesi hiç olağan normal bir şey değil. Ben ona şunu söyledim. Bu sizin kullandığınız bir istihbarat ve operasyon örgütü. Burada ben kendi ülkem adına endişe duyabilirim. Ama sizin adınıza kızmıyorum. Hatta saygı duyuyorum. Çünkü yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CIA, Fethullah Gülen gibi bir örgütle çalışmayacak da kiminle çalışacak? Çünkü her sabah Genelkurmay Başkanı'nın odasına ses kayıt cihazı yerleştirip akşam bunu alıp abilere verebilen, Cumhurbaşkanı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın ensesine kadar adamını yerleştirebilmiş bir örgütten daha iyi istihbarat kaynağı olabilir mi? Dolayısıyla bunu gördük. İkincisi, Fethullah Gülen'i niye iade etmeyeceklerinin gerekçelerini anlattılar. Ne dediler? Mesela zamanlama olarak söyleyeyim. Bir kere Ocak'ta... Hiç akıllarında iade etmek gibi bir şey yok mu? Yok. Hukuka havale ediyorlar. Şöyle, hatta Ocak'tan önce beklemeyin diyorlar. Çünkü neden? Kasım'da seçimler var. Obama yönetiminin Fethullah Gülen'i verme gibi bir niyetinin olması beklenmiyor. Yeni seçimde artık Trump mı Clinton mı kazanır? Eğer Trump kazanırsa belki, ama Clinton kazanırsa o da imkansız. Onun yerine Amerika bir hukuk devletidir. Bunu mahkemeler karar verecek. Yani işte iade taleplerini inceleyecek. Mahkeme bunu gerekli görürse bir karar verecek, ama o dosyanın incelemesi zaten uzun süre alacaktır. İkincisi, karşı tarafın avukatları da buna itirazlarda bulunacaklar. Dolayısıyla bu epey bir süren bir süreç alacak. Uzun vadeli bir süreç alacak. Nedeni de şu, bunu sürdürmelerinin nedeni şu, Fethullah Gülen 170 ülkede 2000'den fazla okulla şu anda yaşadığı Amerika devletine hizmet veriyor bir anlamda. Amerika eğer bundan bir endişe duymuş olsa şu anda 162 tane okulunu açık tutmaz. Kapatır. Çünkü tabii, ve
Orada Türkiye Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bir ücret karşılığı bir avukat tutulmuş. Bu okullarla ilgili incelemeler yapıyor ve Amerikan vergi mükellefleri nasıl dolandırdığını belgelediği halde hala hiçbir işlem yapılmıyor. Dolayısıyla Amerika Fethullah Gülen'den kullandığı sürece bir rahatsızlık duyduğunu görmüyorum. O yüzden çok iade edecekleri yönünde bir kanaat yok. Hani daha önce siz sormuştunuz, iade ederler mi falan bu 15 Temmuz'dan sonra burada başka kanallarda. Etmezler, bir takım gerekçeler saymıştık ama içinde bir yanılma payı bırakıyordum. Yani olabilir çünkü biz de her şeyi biliyor değiliz ama bir tahmin çıkarsama yapıyoruz. Şimdi gözünüze gördünüz, yani kulağınıza duydunuz. En yetkili kişilerden olmayacağını, işin hukuka havale edilerek yayılacağını, zamana yayılacağını görüyoruz yani. Sizi orada şu bakımdan sorguladılar mı? Yani işte siz AK Partili misiniz de buraya geldiniz, hükümeti mi savunuyorsunuz? Bunu algılamaya çalıştılar mı? Zaten şöyle, bir kısım insan zaten biliyorlar. Yani bizim AK Parti ile Gülen cemaatinin iktidar ortaklığı yaptığı dönemin mağdurları olduğunu biliyorlar. Yani insanlar şunu da biliyorlar. Ben Hrant Dink cinayetini araştırıp Gülen FETÖ'cülerin rolünü ortaya çıkartırken bunların komplosu tutuklandığımı ama Tayyip Erdoğan'ın da bunlar terörist, kitapta bombadır dediğinde çok iyi hatırlıyor insanlar. O yüzden orada bir anlatmaya ihtiyacı hissetmedim. İki, Dışişleri Bakanlığı'ndaki personel de zaten ben 2013 yılında Almanya'ya, Amerika'ya 2014 yılında pardon 2013 özür dilerim 2013 yılında Gazeteci Koruma Komitesi'nin ödülünü almaya gittiğimiz zaman da Dışişleri Bakanlığı'na gitmiştim. Ben orada da yani az çok ilişkimiz vardı. Anlatmıştım hikayeyi. Onlar da biliyorlardı. Hatta Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki elçisi, eski bir gazeteci Samantha Power bana şöyle bir cümle söylemişti. Hrant Dink cinayetini aydınlatmaktan başka suçunuz var mı diye sormuştu. Ki o zaman bütün AKP ve Gülen ortaklığını yapanlar benim Ergenekoncu olduğum konusunda son derece mutabıklardı. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hiç öyle bir endişemiz yoktu. İki, şeyde bir üst düzey bürokrat kabul etmeden önce onun danışmanlığını yapan bir yarbay var. Türkçeyi çok iyi biliyor. Zaten bir Türk hanımla evli. Bunlar AKP'ye yakın insanlar mı falan demiş. O da demiş ki AKP'ler onlardan nefret ederler. Yani AKP'lerin de bizden hoşlanmadığı konusunda fikirleri de var. Dolayısıyla böyle bir endişe... Öyle bir algı oluşmadı kafalarında. Ben yani burada bu stüdyoda ne söylüyorsam Amerika'da da onu söylüyorum. Bir sivil toplum kuruluşuna da söylüyorum. Dışişleri Bakanı da. Ya benim için hiçbir şey fark etmez. Önemli olan şeffaf olmak. Bildiğinizi doğru söylemek. Devam edeceğiz. Ben 2007'den beri hep bu bildiğim şeyleri söylüyorum. Devam edeceğiz. Ne diyorsunuz tabloya? Şimdi 3 isim. Gidiyorlar, anlatıyorlar tüm açıklığıyla. Karşılarında bir bahaneler silsilesi. Zaten ocağa kadar siz unutun, yok seçim var, yok delil teslim var. Bir toparlayıcı bir şey olsun. Bu darbe girişiminin sadece AKP'yi değil, bütün Türkiye'yi hedef aldığını çok örnekleriyle anlattık. Yani savcılığın elinde olan bir takım listelerden bahsediliyor. Darbe başarılı olsaydı haklarında bir takım işlemler yapılacaklar konusunda. Zeki Uçok'la benim mesela ismim orada geçiyordu. Dolayısıyla evet listede Hakan Fidan'la Erdoğan veya AKP'liler var ama orada onlarla ilgili olmayan insanlar da var. Türkiye'nin birçok kesiminden insanlar da var. Dolayısıyla bu darbenin sadece evet özelde Tayyip Erdoğan'ı yok etmek ama AKP'yi devirmek ardından da tabii bütün Türkiye'ye yönelik olduğunu çok net anlattık yani. Yani zaten Erdoğan muhalifi olun ya da olmayın, AK Parti muhalifi olun ya da olmayın içinde bulunduğumuz şartlarda Cumhurbaşkanlığı seçiminde gayet yüksek bir oy almış. Daha sonraki genel seçimlerde yine içinden çıktığı parti oylarını 1 Kasım seçiminde yükseltmiş. Biri hareketin liderini siz öldürmeye, suikaste uğratmaya ya da en azından yakalayıp rencide edecek, refüze edecek şekilde almaya kalktığınızda bu aslında total olarak Türkiye'nin aleyhine bir sonuçla ülkeyi yüzleştirmek anlamına gelir. Yani çünkü eğer bunu başarsalardı sokakların hareketlenmeyeceğini kimse iddia edemez. Hatta iç savaş çıkmayacağını hiç kimse iddia edemez ki muhtemeldir ki o Vatan Caddesi'ne, Saraçhane'ye çıkardıkları ya da işte Ankara'da sokaklara çıkarıp dizdikleri tanklar vesaireler belki de buna yönelik bir tedbirdi. Yani çünkü onların öncelikli planının biz artık Marmaris'te tatil yaptığı söylenen yerden Erdoğan'ı yani diri ya da ölü hani bir biçimde ele geçirmeyi azmettiklerini gösteriyor yapılan her şey. Bunu başarmış olsalardı
Türkiye'nin %50'sinin oy verdiği ve bir kısmının çok fazla sevdiği, kendi varlığıyla neredeyse ontolojik özdeşlik kurduğu bir kişi söz konusu olduğu için elbette bu bütün Türkiye'yi, sadece Erdoğan'ı sevenleri değil, sadece AK Parti'ye oy verenleri değil, aslında bütün Türkiye'yi etkileyecek ve kaderini son derece makus bir noktaya sürükleyecek bir iş olacaktı. Bunu insanların gidip anlatmalarını önemli buluyorum elbette. Çünkü orada hani amiyane tabirle bir çamura yatma eğilimi var. Özellikle Fethullah, yani tabii ki Fethullah Gülen'i hala iade etmeyen Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden bahsediyorum. Çamura yatma eğilimi olduğunu söylediğim kişiler onlar. Örgütün özellikleri anlatılmasına rağmen, yani neredeyse dünya çapında benzeri çok fazla olmayan bir yapılanma söz konusu olduğuna dair birçok bilgi kendilerine sunulmasına rağmen ısrarı anlamazdan geliyorlar. Yapılanmanın türünü anlamazdan geliyorlar ve açıkçası Gülen örgütünün hem meşru alanda hem de devlette ve takiye yaparak örgütlenmesi insanların ya biz bunu anlamıyoruz ne biçim iş demesini de kolaylaştırıyor. Bu halihazırda FETÖ'yle mücadeleyi de zorlaştıran bir etken. Yani hem örgütün saklanmasını kolaylaştıran bir etken ve FETÖ'yle mücadele ederken elinizin ister istemez mağdur, öyle çok fazla suçu olmayan, hatta kendisine açıkça masum ya ne yapmış işte iki tane kitabını evinde bulundurmuş diyebileceğimiz insanlara devletin elinin kolunun çarpmasını, o insanların zarar görmesini neredeyse sağlama almış örgüt yapılanırken. Yani kendisini meşru alanda kök salarak gizlemiş. Bu elbette yurt dışından sadece Amerikalıların değil Batılıların da baktıklarında meseleyi net olarak görmelerini zorlaştırıyordur eyvallah. Ama 15 Temmuz'dan sonra hani artık biz anlamıyoruz yok nasıl falan, ya bu bir çatışma. Hani sadece bu işte iktidar çatışması. Hani bir sivilde örgütlenmiş ve bol miktarda bürokrat yetiştirmiş bir sivil toplum hareketiyle iktidarın başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkar çatışması işte böyle aile içi bir şey yarattı. Bir hengame, bir patırtı, gürültü. Yani buna çok fazla hukuk üzerinden ya da adalet üzerinden bakmak yersiz gibi bir görüşü hala savunmaya devam etmeleri açıkçası benim başından beri darbeyi bir biçimde bu insanları, bu cuntayı darbeye teşvik eden adresin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylememe neden oldu. Fakat biz bunu biliyor olmamız, yani darbe olsaydı açıkçası çok memnun olacaklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyor olsak da bu yani Türkiye'den çeşitli kesimlerden insanların gidip meselenin künhünü karşı tarafa anlatmaya çalışmasına engel değil. Hatta gerekli bir şey bu. Engeli bırakın. Yani çünkü ne kadar anlatırsanız o kadar ikna edeceğiniz. Yani sizi ola ki bir nedenle açık yüreklilikle dinleyecek yetkili bulma şansınız artar. Hakeza hani Nedim Bey'in, Ahmet Bey'in gidip konuşmalarının özelliği sizin de bahsettiğiniz gibi hani AK Parti'ye uzak olan isimler olmaları ve evet, kendileri AK Parti'ye de muhalif altını çiziyor zaten olmalarına rağmen ya bakın bu bir Erdoğan meselesi değil, yakiten bir AK Parti meselesi değil. Buradaki küçük dar dairede oluşan bir itiş kakış, bir çıkar kavgası, bir menfaat sürtüşmesi değil. Bu artık 15 Temmuz itibariyle ki bence 25 Aralık'ta açığa çıkarttıkları, 25 Aralık'ta yapmaya çalıştıkları, hani Türkiye'nin ne kadar havalimanı, köprüsü bilmem nesi varsa onları alacak, yapacak insanları almaya kalkışmaları ya da mevzuyu Erdoğan'ın oğluna kadar yürütmeleri de bence çok net bir vesayet girişimiydi ama 15 Temmuz'da kan döküldü, tanklar insanları ezdi, meclis bombalandı. Hani artık o noktadan sonra bu bir Türkiye meselesidir demesi, Türkiye AK Parti muhaliflerinin ama Türkiye'nin geleceğini önemseyen insanların yanlış bakıyorsunuz bu bir Türkiye meselesidir demeleri çok değerli bence. Bir araya gitmem lazım ama gitmeden şunu da sormak istiyorum. Nihal Bengüs Karaca'nın bir cümlesinden yola çıkarak siz orada Amerika Birleşik Devletleri'nden görüştünüz. Özellikle işte Obama'nın oluşturduğu ekiplerle de görüşmüşsünüz. Hiç şey imasında bulundunuz mu? Yani siz bunu destekliyor musunuz? Destekler durumda bulundunuz, imasında bulundunuz mu? Böyle bir şey oldu mu? Doğrudan söylediğimi hatırlıyorum. Yani doğrudan ya, söylediniz. Tabii canım ya ben hani bunun bir CIA ilişkili bir insan olduğunu açıkça söyledim. Yani ve siz hatta şunu söyledim. Bakın bu FETÖ yapılanmasının içinde bulunan bazı polisler
Hrant Dink cinayetinden yargılanıyorlar. Bunlar bizim 2007'den beri yazdığımız gerçekler. Yargılanmaları zaman aldı. Çünkü bir takım olayların gelişmesi gerekiyordu. Zaman yazılanların doğru olduğunu ortaya çıkardı. Düşünün ki bu insanlar bu iddialarla sanık şu anda yargılanıyorlar. Ve mahkum olurlarsa siz Hrant Dink cinayetinde rol oynamış bir örgütün liderini de tutuyor olacaksınız. Ve ben Hrant Dink cinayetinden araştıran bir gazeteci olarak bunu gittiğim her yerde böyle anlatacağım. Yani çünkü Hrant Dink cinayetine gazetecisinden polisine, savcısından hakimine kim varsa karışmışsa benim işim bunu deşifre etmek. Eğer burada da eğer siz bu cinayetin faillerinin bağlı olduğu örgütün yöneticilerini koruyorsanız, mesela Adem Yavuz Aslan'a örnek verdim. Bu adam gazeteci kılıklı bir insan ama o cinayeti karartmak için özetle kitap yazmış bir insandır o polisleri aklamak için ve bu insan Kanal Türk'ün temsilcisi olarak Amerika'ya gitmiş basın kartıyla, sarı basın kartıyla ama daha sonra kayyum atandı ve Kanal Türk'teki görevine son verilmişti. Ayrıca basın kartı iptal edildi. Ve böylece Amerika'da çalışmasına imkan sağlayan vizesi iptal edilmiş durumda. Şu anda kaçak olarak yaşadığı Amerika'da ki Texas ya Virginia'da galiba cemaatin bir üniversitesinde, tek bir üniversitesi var. Orada da çalıştığını duyuyor, öğrendik, söylediler bize. Ve siz bu adamı kollayan, koruyan bir tutum alıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu bir problemdir. Şimdi bu sizin Amerika'nın terörist dediği bir örgütün herhangi bir elemanının burada bir üniversitede görev yapmasıyla farklı değil. Ya da Amerikalı bir aydını öldürmüş bir insanın örgüt liderinin burada, o örgütün liderinin burada tutulmasından farklı değil. Dolayısıyla burada Amerika sorumluluğu yerine getirmeli. İki, şu konuya açıklık getirmeli. Vizesinde, vize dosyasında CIA'den referans almış bir başka Amerika'da oturan green card sahibi var mı? Özellikle şunu sordum. Üstün yetenekli insanlara verilen bu vize dosyalarına bakın. Yani bu kime verilir? İşte atıyorum bir bilim adamına, Pakistan'dan, Hindistan'dan bir bilişim uzmanına veya bir başka ülkeden din adamına. Bunlar çok yaratıcı, telif eserleri olan insanlardır. Bu tür vize verdiğiniz dosyalara bakın. Sayısı kaç? 1000, 5000 neyse. Bakın bakalım içinde CIA'den çalışmış herhangi bir kişinin referans mektubuna rastlayacak mısınız? Yegane örnek budur. Şöyle şimdi söylentiler buna, var. Hiçbiriniz denk şimdi, geldiniz şimdi mi? Dediler ki bunlar emekli ama emekli CIA'ci. Zaten görevde ama hala olan bir, yapılanmaları görevde, var CIA'ci. Görevde bir CIA'cinin vermesini herhalde beklememek gerekir diye söyledim. Yani bu kadar saf olmamalıyız. Şöyle söylentiler var. Yani Grand Fuller'i kastediyorum. Tabii onu kastediyorum. Yani, George Fuller'ı kastediyorum. Bilmiyorum hiç kulağınıza geldi mi? Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusunda bulunacaksınız. Sorulur ya ne için tabii gidiyorsun? Yani neden? Bir nedeni olması gerekiyor. O vize başvurularında Gülen'i ziyarete gidiyorum diyenlerin olduğu ve bu şekilde de ciddi hani vizeler verildiği vesaire ve hani Gülen neredeyse Gülen vizesi diye bir şey oluşacağı falan gibi söylentiler var yani. Bir örnek verelim. İş adamları arasında tabii falan konuşuluyor. Bir de yine lütfen herkes Wikileaks internet sitesinden okuyabilir. Bunun Türkçe'ye çevrilmiş bölümleri de var yayınlandı internette. FBI'nin zaten 2004 tarihli yani Fethullah Gülen 2002-2003'ten itibaren vizesini değiştirmek istiyor. Çünkü gittiği aldığı vize turist vizesi. Sağlık koşulları yani çok kısa vadeli bir vizeyle gidiyor. Sağlık sebeplerinden dolayı. Tedavisi bittikten sonra vizesini değiştirmek için birkaç değişiklik başvurusunda bulunuyor. Kısmen 2002'ye kadar bunlar değiştiriliyor. Yani 6 aylık yıllık vizeler verilerek değiştiriliyor. Ama 2003'ten sonra kalıcı bir vize haline getirmeye çalışıyor. O andan itibaren işin içine FBI giriyor. FBI'ın Fethullah Gülen hakkında aleyhinde raporları var. Ve hatta okullara baskın. O sonraki kısım 2006'da oluyor. FBI'ın raporları var. Bakın konsolosluğa Fethullahçı 3 polis gidiyor. Bu raporun değiştirilmesi ve FBI'nin Türkiye'deki ofisinin Fethullah Gülen hakkında olumlu rapor vermesini istiyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri şuna uyanmıyor. Bir dakika arkadaş, bu yaratıcı din adamı vizesi isteyen kişi ile İstanbul'daki polislerin ne alakası olabilir? Ha bunu yatsımadığı gibi, reddetmediği gibi bir de Fethullahçı 3 kişi geldi. Bunun değişmesini istiyorlar, haberiniz olsun diye Dışişleri Bakanlığı'na rapor geçebiliyor. Dışişleri Bakanlığı da hiçbir tedbir almıyor. Çünkü buna, böyle şeyleri sürekli yapıyorlar. Buna bakın. Buna başka ülkelerde çünkü de yapıyorlar. Kullanacak, yani Fethullah Gülen o bize vize başvurusuyla beraber beni kullanabilirsiniz diye kendisini açıyor aslında Amerika'ya. Yani peki. Bütün polis ekipleriyle her şeyle o günden sonra bakın tamamen işte Ergenekon operasyonunun hazırlık süreçleri,
O Amerikan konsolosluğuna gidip bu operasyonun başlamadan önce briefingler verilmesi hep o süreçlerdedir. Sonra gerçekten hem Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin de onaylarıyla Ergenekon süreçleri tıkır tıkır işledi belli bir yıla kadar. Devam edeceğiz. Kısa bir ara, ardından buradayız. Bugün yarın kaldığı yerden devam ediyor NTV ekranında. Ahmet Zeki Uçoğ'a dönmek istiyorum ben şimdi. Ankara stüdyoya uzanıp. Efendim, malum Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 540 askeri personel daha geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aktardıklarınızı da dinlemeye devam edeceğim ama sizin orada aktardığınız maddelerden bir tanesi TSK içerisindeki yapılanmaydı ve siz bunu daha önce de zaten dile getirmiştiniz. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden önce hatta tek tek yazmıştınız yazılı olarak da isim isim vermiştiniz darbe girişiminde adı geçen generalleri. Şimdi sizin dediğinize geliyor muyuz diyeceğim. Birinci soru bu. İkincisi de çok konuşulan mağduriyetler meselesi var. Burada onu da açmış olalım. Diğer konuklarımıza da bu soruyu yönelteceğim. Bir mağduriyet yaşandığını düşünüyor musunuz? Mesela TSK'da mağdur olanlar var mı sizce? Buyurun. Şimdi bu Fethullahçı terör örgütüyle ilgili yapılanmayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde sadece gören ben değilim. Benden başka birçok arkadaşımız da gördü. Bunlarla ilgili biz, işte ben olayım, diğer arkadaşlarım olsun, hepimiz bu yapılanmaya ilişkin bilgilerimizi biz şu anda görev yapan ve ondan önce görev yapan komuta kademesine ilettik. Ben 2009 yılında ilk olarak işte bu Kayseri'deki Işık Evleri soruşturmasında bu örgütün ne kadar tehlikeli, ne kadar militan kişiler yetiştirdiğini bizzat yaşayarak gördüm. Yani bizim hiyerarşik yapı içerisinde en küçük rütbeli kişilerimiz astsubay çavuşlardır. 3 tane astsubay çavuşun işte Türkçe şeydeki kendi komutanlarını, arkadaşlarını Alevi, Sünni, namaz kılan, kılmayan diye fişlediğini, diğer yandan askerlerin gizlilik dereceleri evraklarını çaldığını, sahte emirler üretilip bunları abilerine ver, abilerin ürettiği sahte emirleri bizim kripto sistemimize girerek bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi emri haline getirdiğini, bunları saydığınız zaman, üst üste topladığınızda bu suçları, yaklaşık neresinden baksanız 15-20 yıl hapis cezasını gerektiren suçlar. Yani daha astsubay çavuş bir çocuk geliyor ve 15-20 yıl hapis alabilecek bir cezayı göze alarak abilerinin talimatlarını dinliyor. Yani bunlar yarın öbür günde işte abilerinin verdiği veyahut da hocalarının veyahut da terörist başının verdiği emirle kendi ülkesini bombalayan, kendi meclisine bomba atan, halkının üzerine makinalı tüfekle tarayan, tankları süren insanlar olarak biz karşımıza çıktı. Yani bu tehlikeyi her fırsatta ifade ettik. Ancak biliyorsunuz özellikle de 17-25 Aralık'tan sonra bütün kamu kurum ve kuruluşlarında şu veya bu şekilde Fethullahçı terör örgütüne karşı bir takım girişimlerde onların işte açığa çıkarılması, atılması vesaire gibi işlemler yapılmış olmasına karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işte terörle yapılan mücadelemizi aksatır gibi bir gerekçeyle, ki bunu da Fethullahçı terör örgütü mensupları TSK içindeki onlar uydurmuşlardı. Bu gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapıya hiç dokunulmadı. O zamanlarda şunu söylüyorduk hep. Fethullah Gülen'in Türk Silahlı Kuvvetleri, yani en güçlü olduğu kurum Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'dir diye. Ve hakikaten de 15 Temmuz sonrasında bu söylediklerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Keşke o çıkmasaydı. Yani çünkü o yüzlerce şehit verdik burada. Yaralı aldı insanlarımız. Canlarıyla, kanlarıyla bu süreci ödediler. Şimdi bunlarla ilgili tabii ki bu eylemleri yapanlarla ilgili hem idari hem de adli soruşturmalar devam etmektedir. Özellikle adli soruşturmalarla ilgili şunu belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemlerde her gün neredeyse her gazetede işte kuruyla yaşı ayıralım, işte at iti itizine karıştı, işte bunu Cumhurbaşkanı da bile söyledi. Bu nedenle işte birçok mağduriyetler meydana geliyor söylemleri son derece gündemimizde yer almakta. Şimdi bunu incelerken iki şekilde bakmamız lazım. Birincisi,
adli soruşturmalarla ilgili yapılan hatalar var mıdır? İkincisi ise idari soruşturmalarla ilgili yapılan hatalar var mıdır? Zaman zaman bu ikisi çok karıştırılarak sanki aynı şeymiş gibi söylenmekte ve savcılıkçılarca yürütülen cezai soruşturmalara ne yazık ki gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Ben size şunu söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili çalışmalar esas olarak Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Savcılıklarında yürütülmekte. Bunun yanı sıra Kayseri ve Konya'da, bir de Elazığ'da sanırım devam etmekte. Asıl olan burada Ankara ve İstanbul'daki Cumhuriyet Savcılığı ve İzmir'deki Cumhuriyet Savcılarımızın, ben şunu söyleyeyim, son 4 yılları sadece ve sadece bu Fethullahçı terör örgütüyle yatıp kalktılar. Adeta Fethullahçı terör örgütünün bütün yapısını kendi imkanlarıyla ve iğneyle kuyu kazar gibi oluşturdular. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Fethullahçı terör örgütü mensupları 17-25 Aralık sonrasında ve ondan önce de giderlerken kendilerinin bütün devletin arşivinde kendileriyle beraber götürdüler. Adeta devletin hafızasını yok ettiler. İşte bu savcı arkadaşlarımız ve orada görev yapan özellikle de emniyet güçlerindeki arkadaşlarımız yeni baştan devlet hafızası oluşturdular. Yeni baştan bu örgütü ta temelinden bugünlere kadar olan aşamalarını bütün belgeleriyle ortaya koydular. Ve onun sonucunda da özellikle de 15 Temmuz'dan sonra, hatta 15 Temmuz'dan önce de biliyorsunuz birçok soruşturmalar başladı. Birçok iddianameler hazırlandı. Silahlı kuvvetlerle ilgili işte İzmir'de Okan Bato Bey talimat yazdı. Açtığı soruşturmada denizci amiralleri falan çağırdı. Sayın Uçok, şunu demeye getiriyorum. Şunu mu anlıyorum? Yani mağduriyetler var diyerek konu saptırılmasın. Bir çalışma yürütülüyor. Evet, bu işin anladım. Bitirilmesi için bu mu? Yani buyurun. Şimdi öncelikle şu. Yani kimlerin neyi nasıl yaptığını bilelim ki. Hani önce bir bilgi sahibi olalım. Ondan sonra bunların içerisinde mağduriyet olup olmayacağına karar verelim. Şimdi toplumda zannediyorlar ki bu Ergenekon, Balyoz, işte casusluk dönemindeki savcı ve hakimler gibi hakimler var orada. Hayır, böyle bir şey yok. Burada biliyorsunuz Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu özellikle Fethullahçı terör örgütünün bu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu ele geçirmesi nedeniyle bütün hakim savcılar üzerinde bir terör estiriyordu. Onları işte soruşturmalarla, tayinlerle şöyle böyle tehdit ediyordu. Şimdi buna karşı biliyorsunuz Yargıda Birlik Platformu diye bir birlik kuruldu. Bu Yargıda Birlik Platformu'nun içerisinde AK Partililer var, CHP'liler var, MHP'liler var, işte aşırı solcular var, sosyalist var, ateist var, yani muhafazakar var, ne ararsanız var. Yani bir konsensüs oluştu. Yani bütün Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasına karşı geri kalan bütün hakimler bir konsensüs oluşturdular. Bu nedenle de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adeta Türkiye'nin bugün olması gereken, hani bu yeni kapı ruhu dediğimiz şeyi çok daha önceden yaptılar ve Fethullahçı terör örgütünün bu mensuplarını size emin olun göğüs farkıyla yendiler. Eğer yenmeselerdi, hala HSYK Fethullahçı terör örgütünün kontrolünde olsaydı bugün yapılan darbedeki bu kişilerin hiçbirisinin yargılanması söz konusu olmayacaktı. Çünkü oradaki yargının içindeki terör örgütü militanlarını koruyan, kollayan bir yapı vardı ve bunu bozdular. Ve buradaki gelenlerin ne AK Partililerin bir hakimiyeti var, ne MHP'lilerin bir hakimiyeti var, ne CHP'lilerin veyahut da başka bir grubun hakimiyeti yok Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda. Bu nedenle de kimse kendi adamını, işte bu benim adamım, bu partili, bu şu partili diye bir hakim savcıların atamasını yapamıyorsunuz. Ancak konsensüsle yapabiliyorsunuz. Bu grup çünkü Türkiye'nin konsensüsü. O yüzden de burada görev alan hakim ve savcılarımız A partisinin, B partisinin veyahut da şu grubun, bu tarikatın veya şunun bunun adamı değil. Bu ülkenin hukuka kendisini adamış insanlardan oluşan bir yargıçlar grubu. Şimdi bunlara kalkıp da kardeşim sen bu soruşturmalarda taraf tutuyorsun, işte kasıtlı olarak bilmem kimleri koruyup bilmem kimlere karşı yapıyorsun, burada atiti itizine karıştı, efendim söyleyeyim işte kurumun yanında yaş dayanıyor da derseniz, bu soruşturma bir savcının, yani ben savcı olarak en istemeyeceğim şey benim soruşturmam üzerinde herhangi bir kişi veya kurumun bir gölge, bir şüphe yaratmasıdır. O yüzden peki, hakim ve savcılarla ilgili, cezai soruşturmalarla ilgili konuşurken herkesin bu soruşturmaların
selameti açısından söylediklerine çok dikkat etmesi lazım. Çünkü özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her cümle bu ülkede büyük bir şeyle karşılanıyor. Ne derler? İşte değer buluyor ve herkes ona sarılıyor. Herkes onun söylediği sözü işte bakın herkesin ilk görüşü Cumhurbaşkanı bile böyle dedi diye başlıyor. Bu da savcı arkadaşlarımızı ve bu soruşturmaları yürüten emniyet kolluk güçleri arkadaşlarımızı çok baskı altında bırakıyor. Bırakalım. Bu Atiz'i itizine karıştı, karışmasın açıklamalarını doğru bulmadığınızı, soruşturmanın süreci açısından bunların yanlış olduğunu, özellikle de Cumhurbaşkanı'nın bu soruşturma hakkında konuşurken buna dikkat etmesi gerektiğini mi ifade ediyorsunuz? Doğru mu anlıyorum? Ben şunu söylüyorum. Soruşturmalarla ilgili olarak hiç kimsenin şüphe yaratacak konuşmalar yapmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu sözü daha ziyadesiyle idari işlemlerle ilgili olarak söylediği kamuoyunda yer aldı. Çünkü hakikaten bu soruşturmalar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yapılan bir soruşturma. Peki, yürütülen hemen döneceğim size. Sonucuna göre ülkemizdeki Sayın Uçok hemen döneceğim. Bir saniye müsaadenizle. Tabii, tamam, bir cümle daha alayım sonra. Peki. Çünkü bir söz vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Buyurun. Yani bu Fethullahçı terör örgütüne karşı yürütülmekte olan bu soruşturmalar bu ülkenin geleceğinin kurulmasına ilişkin soruşturmalardır. Bu soruşturmalarda yapılacak baskı, hata, şey önümüzdeki yıllarda tekrar karşımıza çıkacaktır. O nedenle savcı arkadaşlarımızı, emniyetteki bu kolluk gücü arkadaşlarımızı rahat bırakalım. Peki. Bunlar 4 yıldır bu işle gece gündüz yatıp kalkıyorlar. Yani hata yapma olasılığı en az olan grup bunlar. Peki. Yani diyorsun? Bunlardan daha iyisi 2010, siz yani, 2012'den beri bununla yatıp kalktıklarını söylüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz darbe girişiminin de çok öncesinde 2012'den beri bununla bu kişiler. Evet. Doğru evet, değil mi? 4 yıldır dedi Sayın Ahmet Fethullahçı. Doğru. O tarihi hani başlatma şey yani 7 Şubat 2012'den beri mi bir grup? Onu bence 13'ün sonu yani 17-25 Aralık'tan sonra değiştirmesi için lazım. Soruyorum. Bence tarihi merak ettim. 17-25 Aralık'tan sonra diye değiştiriyor musunuz? Yani yok bize bir ya tarih ondan istiyorlar. Önce bir FETÖ soruşturması sonra, zaten yok evet, yani. Yok yani adı FETÖ yok. Değil zaten yani. Bilmediğimiz bir soruşturma mı vardı? 17-25 Aralık'tan sonra. Geldi. Bakın 17-25 Aralık'tan sonra tamamen arıtılmış bir şekilde çalışmaya başladılar. Çünkü Sayın MİT Müsteşarı ile ilgili yapılan soruşturmadan sonra da hem emniyet teşkilatı içerisinde hem savcılıklarda bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat o kadar hakimiyet vardı ki hatırlayın bir savcı bir yazı yazıyor bir yere bilmem kimlerin bildirilmesi diye yazıyor. Ertesi daha adamın yazısı ilgili yere varmadan Fethullahçı terör örgütünün gazetelerinde çıkıyordu. Bunlar bu aşamaları geçe geçe, bu aşamalardan hepsini aşarak geldiler ve özellikle de 17-25 Aralık'tan sonra son derece dikkatli ve titiz ve bir de tabii arıtılmış olarak. Çünkü bunları ellerinden geldiğince temizleyerek gittiler. Şu anda terör gerekse kom dairelerde seçkin bir grup var yani bu arkadaşlarımıza insanlar. O zaman yaklaşık 2,5 yıldır diye bunu özetleyebilir miyiz? Yani yaklaşık olarak 2,5 yıldır bu konuya kendini vermiş bir grup var. Bunlar zaten burada nitelikli çalışma yani yapıyorlar diyorsunuz yıldır, doğru mu? 4 yıldır. Buyurun. 4 yıldır çalışmalar sürüyor. 4 yıldır çalışmalar sürüyor. Fakat son özellikle de 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütün özellikle hükümeti devirmeye kalkışıp devletin yönetimine talip olduğunun görülmesinden sonra bu çalışmalar eskisinin dediğim çok daha üzerinde çok daha geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an bir araya gitmek zorundayım ama hemen ardından şu 4 yıl 2,5 yıl mevzu ve şu mağduriyetler işi açıklamalar işini konuşalım sizlerle kısa bir ara. Gün yarın kaldığı yerden devam etmekte. Şimdi bizim araya gitmeden önceki konumuz şu 2,5 yıl 4 yıl mevzuydu. Yani bu şu anda FETÖ soruşturmasını yürüten ekip 4 yıldır zaten bu işte uğraşıyor dedi Sayın Ahmet Zeki Üçok. Buradan itirazlarınızın yükseldiğini duydum. Ben merak ettim gerçekten. Sadece merak ettiğim için sordum ama zannettiğim kadarıyla herhalde şunu demek istiyor Ahmet Bey. 2000
12'de 7 Şubat'ta MİT, yani Hakan Fidan'ı ifadeye çağırma olarak teberrüz eden o skandaldan sonra sanırım böyle hafif hafif idari olarak kimler de bunlar neden kadrolaşıyorlar gibi bir araştırma, soruşturma başladığını ama asıl adli olarak 17-25 Aralık'tan sonra başlamış olması gerekir. Ondan önceki herhalde daha idari bir yani soruşturma olsa gerekir. Öbür türlü kendisi hani tekrar aydınlatabilir miyiz? Tutuklama girişimi herkesin bildiği FETÖ'cü bir polisin yürüttüğü ve bütün FETÖ'cü ekibinin içinde olduğu bir operasyon da muhtemelen onu kastetmiş olabilir gibi geliyor bana. Tabii, kendisi belki daha açık cevap verebilir. Ben ne kastettiğimi anlatayım. Buyurun. Buyurun ne zaman yani bir şey diyeceğim. Buyurun buyurun size dönüyoruz Sayın Üçok. Yani o zaman şöyle diyelim bakın. Soruşturmanın başladığı tarihten biraz daha eski işaret ediyorsunuz. Ne zaman fark edildi sorusunu size soralım. Siz de bize orasından tutup anlatın ama hani kesin bir anekdotla yani anekdot derken kesin bir şeyle bize söylerseniz öbür türlü çünkü biz de arada kalıyoruz. Hiçbir şey yokken mi fark edildi? O zaman nasıl oldu gibi? Buyurun. Şimdi ne zaman fark edildiğiyle ne zaman işlem yapılmaya başlandı arasında fark var. Evet. Bence 7 Şubat'tan önce de fark edilmiştir. Çünkü daha önceki seçimlerde milletvekili talepleri vesaire gibi şeyler var. O ayrı bir olay. Şimdi biliyorsunuz bu ülkenin MİT müsteşarına karşı bir komple kuruldu. İkincisi bu. Tarih 7 Şubat o zaman hatırlayın. Bahsettiniz. Cumhurbaşkanı bir ameliyat olacaktı. O süreçte de Cumhurbaşkanı'nın o ameliyat sırasında işte öldürülebileceği veya öldürüleceği veyahut da işte atıyorum aşırı narkoz verilerek işte bundan sonra yatağa bağlı bir hale getirilmeye çalışılacağına ilişkin birçok spekülasyonlar ve konuşmalar ve yazışmalar oldu. Şimdi bunlar üzerine yani bu ülkenin MİT müsteşarını ve bu Cumhurbaşkanı'na karşı böyle bir iddia üzerine soruşturmalar açıldı. Yani bunu açarken hem MİT açtı. Yani ben şimdi resmi bir soruşturma olduğu için bununla ilgili işte içerisinde MİT vardı, şu vardı, bu vardı diye açıklama yapmıyorum. Bu soruşturmaların hepsi polis kolluk güçlerinin arasında başladı ve bunların bu süreçleri araştırmaları o tarihlere başlıyor. Yani bu 4 yıl öncesinden başlıyordan kastettiğim bu. Yani o dönemde MİT müsteşarına karşı bir operasyon yapılıyor. Bu araştırılıyor. MİT'in içerisindeki yani Fethullahçı olmadığına inanılan kişiler tarafından. Yine MİT müsteşarına karşı yapılan bu şeyin bağlantıları yine emniyet teşkilatının içindeki diğer kişiler tarafından yapılıyor. Yani Fethullahçı olmayan. Yine Cumhurbaşkanı'na yapılacağı iddia edilen işte o ameliyat sırasında öldürülmesi veyahut da yatağa bağımlı hale getirilmesine ilişkin iddialar da bu süreçteki bu işte polis yani Fethullahçı olmayan kişiler tarafından da araştırılmaya başlıyor. Yani bunlarla ilgili de soruşturma derken ben hani bir savcı olduğum için biz adli ve polisle yapılan bütün bu ilişkileri soruşturma olarak adlandırıyoruz. Bundan esas adli soruşturmalar 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte başladılar. Çünkü ondan önce biliyorsunuz hem adli yargıda hem de Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nda bunlarla ilgili açılabilecek bütün soruşturmalara ilişkin Hakim Savcılar Yüksek Kurulu red kararları veriyordu. Şikayetleri göze almıyordu, dikkate almıyordu ve bunlarla bunların kontrol dışında herhangi bir kişinin soruşturma açması halinde de hakim ve savcıların başına gelmeyen kalmıyordu. Yani buradaki 4 ve 12 yılı bu şekilde 4 ve 2,5 yılı bu şekilde algılamanız lazım. Yani bunu anlatırken ben savcı lisanıyla konuştuğum için sizin aranızda farklı bir algı oluştu. O yüzden söylüyorum. MİT müsteşarına yapılan bu görevden işte kompleyi araştırmak için başlandı. Yine aynı o dönemde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bu iddiaları araştırmak üzere soruşturmalar başlatıldı. Yani kolluk güçlerince soruşturmalar başlatıldı. Ve bu soruşturmalar 17-25 Aralık'tan sonra savcılıklar tarafından adli yani cezai bir soruşturma haline getirildi. Peki. Bu. Peki. O zaman evet bunun netleşmesi. Hiç bu insanlar yoktu falan demiyorum. Bunun netleşmesi şu açıdan da önemli. Çünkü malum hani
Özellikle ana muhalefet partisi lideri her ne kadar 15 Temmuz darbesi sırasında son derece onurlu bir duruş sergileyerek darbecilerin karşısında olmuşsa da hani çok sık olarak gerek 15 Temmuz'dan önce gerek 15 Temmuz'dan sonra biraz da hani o yeni kapı ruhu heyecanının dağılmasına itibaren hani hala o eski söylemi çok rahat kullanıyor. İşte ne istediler de vermedik dediniz ya da işte gittiniz 2013'te daha gezi olaylarının bitiminde hemen gidip Türkçe olimpiyatlarına katılmadı mı Sayın Erdoğan? Orada demedi mi? Hani bitsin artık bu hasret, dönün ülkenize demedi mi? Şimdi bu tip detaylar sanki hani yumurta kapıya gelinceye kadar AK Parti iktidarı bu yapıyla ilgili hani pek çok şey fark etmesine rağmen aslında hani devlete hükümet ettiği için partinin adını burada zikrediyorum. Yani haliyle sonuçta bir devlet kararıdır. Hani şeyi başlatmak, bu tür soruşturmaları en azından idari boyutta başlatmak. Devlete hükümet eden parti aslında devleti temsil etme yetkisiyle buna başlamak durumundadır. Sanki bu tür farkındalıklar olmasına rağmen hiçbir işte idari soruşturma, araştırma olmamış. İş sadece 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta patlamış. Ancak o zaman hani mevzu sadece partinin yönetim kademesine, hükümetin başına yönelince, tehlike oraya yönelince sanki tedbir alınmaya başlanmış gibi yansıtanlar var. Bu anlamda Ahmet Bey'in açıklaması meselenin tam öyle olmadığını da ortaya koyuyor. Biraz daha eskiye dayandığını bizlere anlatıyor. Epey eskiye dayanmış. İnceleme olur. Ve araştırma olarak söyleyebiliriz. Sonraki kısmı soruşturma. Yani tabii soruşturma kısmının yani zaten ne zaman başladığını lazım. Hani hepimiz yoksa inceleme araştırma biliyoruz. Tabii ki her zaman idarenin yapabileceği bir şey onda. Mağduriyetler kısmına evet. Da gelelim o zaman. Şimdi buyurun. Tamam şimdi gelelim mağduriyetler kısmına. Tabii ki bütün soruşturmalarda savcılarda işte emniyet güçlerimiz de hepsi netice itibariyle bu ülkenin insanları. Her soruşturmada hatalar olabilir ama özellikle ceza adli soruşturmalardaki hata oranının ben çok düşük olduğuna inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Çünkü şimdi son olarak bu hataları minimuma indirmek amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarımız önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yaptıkları soruşturmaları söylüyorum. Önce ilgili kurumdan idari soruşturma yapmasını istiyor. Yani diyor ki mesela Hava Harp Okulu'nu bir savcı arkadaşımız inceliyor. İşte köprüyü bir savcı arkadaşımız inceliyor. İşte EDOK komutanlığını bir savcı arkadaşımız inceliyor. İşte 3. Kolordu komutanlığını bir savcı arkadaşımız inceliyor. Diyor ki oraya yazıyor. Mesela Hava Harp Okulu'na yazıyor. Diyor ki 15 Temmuz gecesi olan olayları kendi yönetmelikleriniz, işte yönergeleriniz kapsamında bir idari soruşturma yaparak Şu isimleri de kapsayacak şekilde, çünkü onların da sanık olarak listeleri gelenler var. Bunlarla ilgili idari soruşturma yapılarak savcılığımıza bildirilmesi istiyor. Şimdi buradaki amaç şu, minimum hata yapmak. Yani her savcı, her savcı arkadaşımız, hayatta da kolluk gücündeki arkadaşımız, silahlı kuvvetlerinin hem deniz, hem kara, hem jandarma, hem bilmem ne bu işleyişlerini bilmeyebilir. Ama işte bu hatalarını o kadar dikkat ediyorlar ki bu hatalarını minimuma indirebilmek için önce idari soruşturma. Sonra sanıkların ifadeleri var. Sanıkların ifadeleriyle idari soruşturmaları karşılaştırıyorlar. Gerek duyarlarsa bu konuda bir de ayrıca eski bu işi bilen askerlerden yardım alarak, bilirkişi olarak atayarak bu idari soruşturma raporuyla sanıkların verdiği ifadeleri karşılaştırıp bir şey yapmasını istiyorlar. Yani bu konudaki kendi bilirkişilik görüşlerini sunmasını istiyorlar. Şimdi bu kadar titiz çalışan, ben çünkü titiz çalıştıklarını da biliyorum, yani görüyorum da, bu peki. İnsanlara hata olur mu? Olur tabii. Ama buradaki esas hatalar bu savcılarımızın gösterdiği hassasiyeti göstermeyen idari işlemlerdedir. Yani bence burada Atiti, İzdizi, efendim söyleyeyim, kurunun yanında yaş dayanar söylemleri büyük ihtimalle bu son günlerde çıkarılan işte polisler, efendim söyleyeyim, öğretmen, devlet memurları, işte ne bileyim, onlarla ilgili olandır. Çünkü orada profesyonel ekipler yok. Orada idarenin, yani o kurumun, atıyorum mesela Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın işte amirine diyorlar ki senin kendi kurumunda Fethullahçı olduğunu bildiğin kişileri bize listele. Bu o da ne yapıyor?
çok profesyonel değil. Gidiyor kendi etrafındaki müdür yardımcısına, şuna buna vesaire sorup bir tespit yapıyor ve bunu bildiriyor. Tabii bunlar hepsi, her yapılan tespit açığa alınıyor diye söylemiyorum. Bunlarla ilgili idari soruşturma, daha önce polisin yaptığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı incelemeler de var. Sayın İçok, diğer konuklarımıza da bu noktada fikirlerini soralım. İsterim. Şimdi tabii soralım. Tabii. Ama yani şu iki ayrımı yapalım istiyorum. Yani anladım. Aynı şeymiş gibi konuşmayalım. Tabii zannediyorum konuklarımız da anladı sizin ne demek istediğinizi. Şimdi birkaç parçada değerlendirelim. Siz de tabii katılmak istediğinizde aralara girebilirsiniz. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Ben sizi çok duyuyorum zaten. Çok özür diliyorum konuklardan. Konuklarımızdan çok özür diliyorum. Bir şey daha var. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden mesela şimdi ayırmalar var. Ve bunlarla ilgili hakim ve savcıların öncelikle hatırlıyorsunuz kanun hükmünde kararnameyle ayırıyorlardı. Sonra Sayın Bakan dedi bu hakim ve savcılar için bu hukuka uygun değil dedi ve bu ayırma işlemini kaldırdı. Sonra tıpkı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda olduğu gibi bir şey oluşturdular, bir komisyon oluşturdular ve bu komisyonun kararıyla bu atılmalar yani TSK'dan çıkarılmalar yapıldı. İddia ediyorum o şeyi okursanız, o TSK'dan çıkarma kararını okursanız neredeyse her hakim ve savcı için tek tek başlık açarak hangi eyleminden dolayı, niçin, ne zaman bunu yaptığına dair o kadar ayrıntılı bir şeyler yazı yazıp kanun hükmünde kararname şekline getirmişler ki yani burada çok titiz davranıldığını ifade etmek için bu örneği anladım. Verdim. Bu arkadaşlarımızı da kutlamak lazım. Çünkü hakikaten tek tek çalışmışlar yani. Somut şeyler var anlatılanlardan gördüğümüz kadarıyla. Ancak tabii biz bunları konuşurken bir taraftan da hali hazırda eminim ki hepinizin sosyal medya adreslerine mağduruz diye tweetler yağmaya devam ediyordur. Yani sadece tanımadığımız insanlardan sosyal medyada gelen tweetler değil. Yani aileden, akrabalara falan kadar geldi bu iş. Pek çok kişinin yakın çevresine kadar dayanması dolayısıyla da insanlar tanıdıkları, bildikleri, yani hayatlarına eşlik ettikleri insanlara kadar gelince her kesimde ister istemez soru işaretleri uyandı. Ama açıklamaları yani şu adli soruşturma meselesi veya gözaltına alma ondan ziyade aslında o ayrım evet yani idari kararlar. Şimdi tek tek yazılıyor olabilir bazı kişilerle ilgili özellikle tabii ki adli soruşturma ya da bir ceza davasına konu olacak işlerde elbette daha titiz davranılıyor olabilir ama iş biraz yani o bir torba alıp yani içine pek çok kişiyi doldurma noktasına gelmeseydi özellikle kamu kurumlarındaki açığa almalarda ve işten çıkarmalarda herhalde Sayın Başbakanımız da imzasız mektuplar yoluyla yapılan ihbarları engellemek için atizi, itizi, genelde çıkaracağız. Eleştirisi var Sayın Üçok'un. Şimdi o yani ikinci söylediğim şey daha önemli. O atizi itizine karışmış daha genel bir çerçeve ortaya koydu. Etkiliyor mu yani bu savcıları etkiliyor mu? Bunu oraya kadar bu açıklamayı kullananlar mı var Cumhurbaşkanı? Her şey çok doğru. Her şey çok yolunda gitseydi ne Sayın Cumhurbaşkanımız o cümleyi kullanırdı ne de daha sonra Sayın Başbakanımız bir genelge yayınlayacağız ve imzasız ihbar mektuplarının kabul görmemesi yani baz alınmaması için bir genelge yayınlayacağız gibi bir açıklama yapma gereği duymazdı diye düşünüyorum. Herhalde bazı konularda özellikle FETÖ ile mücadele üst başlığı altında yapılan bazı faaliyetlerde mesela ÖYP'lilerin işte 50'de kapsamına alınması, onların bazı haklarının bir anda yok sayılması ve bunun da aslında FETÖ kapsamında yapılmış. Yani FETÖ kapsamında FETÖ'yle mücadelenin üniversite ayağı, akademi ayağı gibi gösterilmesi. Bu noktada ne kadar çok ses çıkardı akademisyenler ve belli bir duyarlılık da yarattılar açıkçası. Çünkü insanların hayatlarını etkiliyorsunuz. Tekrar kamuda, kamu görevlisi olup da açığa alınan ya da işten çıkarılanlara dönelim. O noktada da hani o daha önce ilan edilen 10 kritere gerçekten tamı tamına uyuluyor mu şüphesi var bugün insanlarda. Çünkü hani birçok kişiyle karşılaşıyorsunuz. Hani hepsi mi yalan söyleyecek bunlar? Ha söyleyeni de olabilir. Bakın yani FETÖ dediğimiz yapı bunu istismar da edebilir.
sürekli insanlara mağduruz tabii, mektupları, mailleri olabilir. Onu da dikkate nazara almak lazım. Yani orada da atizi itizine karışabilir. Fakat tanıdığınız, gördüğünüz, bildiğiniz az çok hikayesine dokunabildiğiniz insanlarda da aynı şeyler oluyor. O kriterler sanki biraz gevşek ya da salsaklanarak, yani çok basit şeyler. Yani toplumda da tabanı olan, işte sempatizan kitlesi yaratmış. Az önce dedim ya, meşru alanda da var olmuş, meşru alanda da kök salmış. Yani nedir sohbetler, nedir işte kitaplar, yayın evleri, işte veya sohbet halkaları veya işte dergi abonelikleri yoluyla ya da her karşılaştıkları yerlerde işte o, yani biz iyi Müslümanlarız, şöyle nezihiz, böyle iyiyiz, böyle eğitime önem veriyoruz diyerek himmet vermeye insanları, hani para vermeye, destek vermeye zorladıkları kişilerden düzenli aldıkları bağışlar, yani veya düzensiz bağış verenler. Acaba hani kriterler buraya kadar genişliyor mu şüphesi ister istemez oluştu insanlarda. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hani şöyle bir hakkı var devletin. Yani ben seni şüpheli buluyorum. Sen bunlarla çok düşüp kalkmışsın. Çok fazla himmet vermişsin. Bütün yayınlarına abone olmuşsun. Veya işte abi ilişkisi, hani abi dediğin ve talimat aldığın ya da özel hayatını bile o abilerin talimatlarına göre dizayn ettiğini biz tespit ettik. Ya bunları şüphe çekici buluyoruz, kusura bakma diyebilirler. Aslında devletin böyle bir hakkı elbette var. Çalışacağım kişide %100 güvenilirlik arıyorum. Hele 15 Temmuz'dan sonra deme hakkı elbette devletin var. Ama hani tazminat vermeme ve %100 FETÖ'cü olduğuna dair elde somut delil olmamasına rağmen isimlerin resmi gazetelerde yayınlanması, o kişiler gerçekten bu yapılanmanın, bu işte cemaat olarak tanıyıp vaktiyle yakınlık duydukları duydukları veya sadece sempatizan yönünde kaldıkları bu yapılanma içerisinde herhangi bir kriminal faaliyet icra etmemiş olmalarına rağmen çok ciddi şekilde mağdur olmalarına yol açıyor. Bu kişilerde aç kalmalarına yol açıyor. Daha nasıl hani bu iş yuvarlatılır? Yani aç kalmalarına yol açıyor. Çünkü siz resmi gazetede %100 FETÖ'cü olduğundan emin olmadığınız isimleri, resmi gazetede isimlerini veriyorsunuz. Hiç de öyle hani idari soruşturma sonrası atılan o kişilerle, işten atılan, ihraç edilen ve yaftalanarak ihraç edilen o insanlarla ilgili hiç de öyle şu faaliyeti tespit edilmiştir, şuraya üyedir, biz gördük, işte kusuru budur, suçu budur gibi bir şey de ayrıntı olarak asla yer almıyor. Bu kişilerin FETÖ'yle bağlantılarının ne boyutta olduğu, daha doğrusu kriminal boyutta olduğuna dair bir somut veri yok, de yer almıyor. Ama isimleri resmi gazetede yayınlanıyor. Bu kişiler daha sonra atıyorum bir fizikçi. Nerede iş bulacak? Hani limon satmaya kalksa onu o pazarda, o tezgahı açtırmayacak kadar nefret ediyor insanlar haklı olarak 15 Temmuz sonrası. Tabii insanlar FETÖ'yle ismi ilişkilendirilmiş insanlardan yani şimdi öcü gibi kaçmaya başladı. Bu hani o açıdan 28 Şubat düzeninde, 28 Şubat soruşturmalarında bir sürü insan yine mağdur olmuştu. Açığa alınan, işten atılan, üzeri çizilen insan olmuştu. Ama halk, millet bunun neden kaynaklandığını, hani o müesses din düşmanlığıyla ilgili olduğunu bildiği için bu insanları toplumdan dışlamadılar. Ama şimdi FETÖ böyle bir şey değil. Yani bundan bir 3 yıl, 4 yıl önce çok meşru neredeyse görülüyor. Ve o meşru alan içerisinde onlarla iş ilişkisi, ticari ilişki, kız alıp kız verme ya da işte efendim sempatizanlık düzeyinde ilişki kuran insanlar bugün birdenbire FETÖ'cüsün bir zaman diyerek mesela bir şu zaman çekiliyor. Diliminden ve sonra çizgisini haklı buluyor bu FETÖ, musunuz? 15 Temmuz'da bu FETÖ tankları insanların üstüne sürdüğü için ve doğal olarak bir sürü insanın ölümüne neden olduğu, şehit vermenize neden olduğu için toplum nezdinde, toplum vicdanında, kamu vicdanında elbette doğal olarak çok sert bir karşılığı var. Çok haklı olarak inanılmaz derecede dışlanıyor bu kişiler ve sert bir karşılığa tosluyorlar. Dolayısıyla idari soruşturmalarda da kamu görevi, yani devletin daha dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu ayrımın yapılması gerekiyor bence. FETÖ'cüdür, %100 FETÖ'cüdür ve kriminal faaliyeti vardır. Kriminal örgüt faaliyeti vardır. Devleti, düzenini, rejimi değiştirmek, darbe yoluyla işte meşru siyaseti egal etmek, bertaraf etmek amacıyla şunları şunları yapmıştır ile
sempatizan olmuştur örgütle. Evet, bugün örgüt olarak adlandırdığımız yapıyla fazla içli dışlıdır. Ya bunların notlarının yani bir çan eğrisi mi oluşturur, bir not baremi mi verilir artık? Bu derecelerin daha ayırdımında olarak gidilirse eğer ve resmi gazetede isimler yayınlanacaksa eğer, hani daha buna ciddi, göre, bir ciddi bir tahkikat sonrası anladım. Yayınlanırsa Nedim Şener'e en azından hani çok büyük haksızlıklar yapılmamış. Nedim Şener, 17-25 Aralık çizgisi çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu mağduriyet, bu insanlar da mağdurdur. Yani zamanında evet himmet vermiştir vesaire ama 4-5 sene önce himmet verdiğinde bir şey denmiyordu. Daha şimdi bu insanlar mağdur ediliyor diyor Nihal Mengüsü Karaca ve bir taraftan da bu insanlar bir tabii kin ve nefret duygusu içerisine bürünüp sonuç olarak bir meslek yok, aileleri var, bakmakla yükümlü oldukları insanlar var. FETÖ'nün de ekmeğine yağ mı sürülüyor bu şekilde? Şimdi 17-25 Aralık çizgisi sınırının çizilmesinin bir sebebi somut görünür bir nedeni var, bir de görünmeyen, dile getirilmeyen nedeni var. Dile getirilen nedeni işte biz 17-25 Aralık'tan sonra devlete karşı bir kalkışma, bir darbe girişimi diye adlandırılıp bundan sonra kırmızı kitaba alınması ve işte kriminalize edilerek FETÖ'lülaşı terör örgütü, paralel devlet yapılanması diye adlandırılmasından sonra kendine teknik olarak bu şeyi yapıyor, ayrımı yapıyor devleti yönetenler. Ama asıl öncesiyle ilgili bunun gizli mesajı, eğer deminden bahsedilen çerçevede FETÖ'cülere yardım etmek, FETÖ üyeliğinden insanı adli olarak zor durumda bırakıyorsa, tutuklamayı, işten atılmayı gerektiriyorsa, bugün AKP'nin başındakinden tutun, Cumhurbaşkanı'ndan tutun, bakanlarına, milletvekillerine neyi varsa hepsi beraberlerdi o tarihten önce. O yüzden bunun bir görünür nedeni, dediğim gibi hukuken işlemleri başlatmak için, kendince böyle meşrulaştırmak için, ama öbür taraftan da biz onların ondan önceki yıllardaki faaliyetlerini işte ne istedilerse verdik ama o zaman paralel devlet yapılanması değillermiş mesajı vermeye çalışıyorlar ya da kendini böyle aklamaya çalışıyor AKP. Zaten Nihal Hanım'ın da bahsettiği ve dikkat çektiği mağduriyetin kökeninde bu yatıyor. Yani bu ilişkiler, işte görevinden uzaklaştırılan, tutuklanan, haksızlığa uğradığı, mağduriyete uğradığı söylenen insanlar bu ilişkilere 17-25 Aralık'tan sonra başlamadılar ki, öncesinden başladılar. Şimdi sen AKP tabanına, ki Fethullahçılarla en çok yakın ilişkilerde olan, dediği gibi kız alıp vermedi, tutundu, her türlü yardımlaşmaya kadar beraber... Çünkü ailelere sızmak tabii, beraber, da anlaşılıyor ki örgütün şeyiymiş bir, yani. Bir anlamda oraya geliyor. Yani bir yandan AKP'nin tabanı, bu yani AKP tabanını yönlendiren AKP tabanı, AKP yöneticileri, Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekili, kim varsa, bürokratlar, 17-25 Aralık ilişkileri nedeniyle hiç sorgulanmıyorlar. Ama AKP'nin tabanında bir grup bundan sorgulanıyor. Nihal Hanım'ın söylemek istediği bu. Yani aslında bence açık, benim anladığım bu. Dolayısıyla öyle mi demek istediniz? Yani siyasete niye sıçramıyor mu demek istediniz? Yani onun belki hesabını... Eğer öyleyse bu insan... kısmını bence ayrı bir dosya olarak incelemek tamam işte, lazım. Ama sanki onu varmış gibi bir şey değil mi? Başka, yani Nihal Hanım'ın bir söylediği şey var. Ya ben tamam. Benim anladığım sıradan, şeyler söylemek istediği tabii kendi anlamak istediği şeyi söylüyor. Ama şey bu, çünkü... AKP tabanı... Sizin söylemek isteyip söyleyemediğiniz... Bakın zaten gerçek şu. AKP tabanı, AKP yöneticileri, Cumhurbaşkanı'nda, başbakanlarda, milletvekilleri de kim varsa, Pensilvanya'ya gittiler, üniversite yerleri, binalar, arsalar, ne istedilerse verdiler. Öyle değil mi? İnsanları bile verdiler. Fethullah Gülen istiyor diye, FETÖ'cüler istiyor diye askerleri de verdiler, gazetecileri de verdiler, hapse de attırdılar. Onlar bilmeseler bile İlker Başbuğ verdiler mesela. Ne istedilerse verdiler. Kurban etmek için FETÖ'nün önüne. Şimdi bütün bu ilişkiler yürüdü. Geldi 17-25 Aralık'tan sonra iş terse döndü ve kendi ortağını vurmaya kalktı FETÖ. Dolayısıyla diyor ki ben ondan öncesini terör suçu olarak görmüyorum. 17-25 Aralık yani bana karşı işlediği suçlardan itibaren görüyorum. Ama AKP tabanı buna hazırlık değil. AKP tabanı ilişkileri geçmişe dayanıyor.
15, 20, 30 yıl öncesine dayanıyor. Yani AKP'liler de eminim AKP oy AKP tabanlı sizin kadar dergisini, Zaman Gazetesi'ni okuyan kimi kaç yıldan beri okuyan insanlar vardır. Bir hemen parantez vereyim. Bankasya açıldığı zaman para yatıran AKP'liler de vardır. Devlet nasıl olsa devlete geçti Bankasya diye parasını çekmeye gerek görmeyen insanlar var. Ama ondan, bugün açığa alınanlar arasında. Yok şöyle. Anlatabiliyor muyum? Hani, ziyade, tamamen bir analiz farkı. Hani sorunu teşhis yok, konusunda daha ziyade, şey kalmış. Hani yanlış bir teşhis yapmış yani. Parasını çekmeyenden ziyade 17-25 yıldan sonra özel para yatıranlar. Öyle söyleniyor ama diğeri de var işte. Yani biraz o var. Ayrıca Salih Nur'un değişik grupları mağduriyet... var. Okuyucu, yazıcı, meşveret vesaire gibi çeşitli grupların tam ayırt edilemeden bununla işte dışarıdan aynı kitaplar falan. Yani bir problem de şu, bazı birimlerde bu iş doğru teşhis altta, edilemediği için de bazı kişiler altta, haksızlığa uğruyor. Benim dikkat AKP çektiğim özellikle Gülen, Gülen cemaati tabanı birbiriyle çok yakındı ve birbirini çok iyi tanıyorlardı. Şimdi Gülen cemaatinden, FETÖ'cülerden insanlar alınıp ifadelerde bol bol isim zikretmeye başlayınca verdiği isimler kimler? Dolayısıyla tanıdığı AKP'ye yakın insanlar, AKP seçmeni olmuş insanlar. Belki Nihal Hanım'ın söylediği gibi bununla hiçbir organik suçu, kriminal hiçbir şeye karışmamış insanlar da. Ve bunu bir doğal olarak söylemiş olabilir. Mesela X evine gittiniz, kimlerle toplandınız? Sadece o toplantıya katılmaktan ibaret olan fiili, olan işte hanımları, beyleri söylediler. Bu sefer onlar da bu listelere dahil edilip, İşte kamuda görevlisi oradan uzaklaştırıldı veya değilse... Lojmandan atılıyor, aynı anda görevden uzaklaştırılıyor. Yani, ve bunu bakın bir de şu var, belki hiç katılmadı o toplantılara, belki onları tanımıyor. Ama FETÖ'cülerin bir taktiği de biliyorsunuz listeyi genişleterek... Tabii, kendini saptırmak. O toplantılara katılmamış, hiç bunlarla ilişkisi olmamış insanları da... Yani mesela Nihal Hanım da değil mi, AKP tabanına yakın bir insan, onun da ismini verseler... Hemen devlet bir yere yazar, listenin grisine, kırmızısına bir yere yazar, bir araştırır... Emin olmak için en azından bunu yapar. Şimdi ve bu insan içeride tutuklanan FETÖ'cü o kimse sırf onu yakmak için de bunu yapabilir. Bu da bunun da ayrımına varmalı. Kendisini görünmez kılmak için mesela 17-25 Aralık sonrası bazı kurumlarda siz de duymuşsunuzdur. Evet. Yani kendisini koruma altına almak için bakın ben sizdenim demek için başkalarının isimlerini verip başka insanların fişlenmesine, haftalanmasına yol açma taktiğini de kullandı. O da var. Bu yönde bu. Dolayısıyla hani biraz hani o at izi it izi. O zaman at izi it izi cümlesini sarf etmek tabii ki gereksinim tabii buldu karışım, adeta. Sizde de öyle mi? Karışıyor tabii. Karışmaz olur mu? Yani bir sürü mesela şey çıktı son zamanlarda. Wi-Fi şifremi verdim komşuma. Bayloku o kullandı. Bayloku, tabii ben geçenlerde onu programda yaptım. Şimdi şöyle, söyledim. Bir de bu iddiada sunilik. Yani gitgide bunun yaygınlaştığını hepimize defalarca aynı metnin dolaştırıldığını görüyorsunuz. Şimdi ben düşünüyorum ben de Wi-Fi kullanıyorsam komşum benden hiç Wi-Fi şifremi istemedi. Bilmiyorum sizden istedi mi? Şöyle anlatayım size olayı. O Wi-Fi şifremi istediğimden biraz ayrı bir durum var. Ben bunun uzmanı bir siber bilişim, adli bilişim uzmanı Halil Öztürkçü vardır. Çok da meşhurdur bu konuda. Onunla bir yayın yaptım gece bülteninde. Şöyle bir durum var. Şimdi biz sizle üstadla oturuyoruz Nedim Bey, tamam mı? Ve Wi-Fi'ye az bir para ödemek istiyoruz. Ve böylelikle ben size şunu teklif ediyorum. Diyorum ki Nedim Bey gelin işte siz ben bu şeyi alayım. Kutuyu beraber siz bana ayda 50 lira para verin bunun için ikimiz bölüşelim böyle birlikte şeyler. Kullanalım. Siz tamam diyorsunuz yukarıdan da baylak indiriyorsunuz benim IP adresim. Ama bunun da sayısı yani, çok fazla değil. Çok olduğunu zannetmiyorum ama hani o orada biraz değişik bir şey var. Yani ona da ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Mağduriyet ifadelerinin samimi olup olmadığı anlaşılıyor biraz. Mağduriyet konusunda bir şey daha söyleyeyim tamamlayayım. Tamam şimdi, Sayın İçoğlu da döneceğim o da bir şey diyor. Döneceğim size Ahmet Bey. Ne atla ne itle yan özür dilerim böyle kelime kullandım için yani benzet etmeden, kelimeden dolayı ne atla ne itle yan yana olmamış. Bir de bir grup var ki kanun hükmünde kararnamelerle işte televizyonlar kapatılıyor, gazeteler kapatılıyor. PKK ile ilişkili olduğu iddia edilen öğretmenler atılıyor falan. Başka terör örgütleriyle mücadele adı altında da bir sürü insanın mağduriyetinden söz ediyoruz. Şimdi bakın iki örnek vereceğim. Dünya iyisi bir insandır. Mesela Necmi Alpay yazar. Terörle hiçbir ilişkisi yoktur ama tutuklanmıştır. Mesela bu FETÖ'yle mücadele için çıkarılan kanun hükmüne kararname tutuklanmıştır. Mesela Aslı Erdoğan, Özgür Gündem'in yanın danışmanlarından ve terör suçuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde tutuluyor. Şimdi böyle mağduriyetler de var. Örneğin ama mesela Yön Radyo, örgütün talimatlarını verdiği, ilettiği bir yani böyle bakın
Şöyle olur. Hani Necmi Alpay konusundaki özellikle şerhinize çok kalben katılıyorum. Evet. Fakat hani acaba o gazetede ne işleri vardı diye şöyle, sormadan bakın, da değil mi? Yani mesela bazı, gerektirir bakın, mi, bazı gazetelerde, da, bakın bazı özgür gündemin ne olduğu belli. Hani, bazı gazetelerde terör örgütünün yöneticileri açmanın çok herhalde gereği yok. Özgür gündem talimat iletilen, bakın, örgüt elemanlarına talimat bazı gazeteleri, bazı gazetelerde terör örgütünün yöneticilerinin değişik isimlerle yazı yazdığı çok açık biliniyor. Devlet bunu biliyor. İki, mesela Hendek PKK'nın Hendek açıp da devletin müdahale ettiği zamanlarda tankların paletlerinin nasıl kırılacağına ilişkin işte yere battaniye atın diye şeyin zannedim Cemil Bay'ın ya da diğer bir PKK yöneticisinin talimatını ya da kazın hendekleri ya da büyük şehirleri yakın yıkın diye talimat verildiğini ben okudum. Ama mesele şu, bu son kanun hükmünde kararnameye kalmadan ve mahkeme kararıyla ancak bunları doğrudan verirsiniz. Çünkü bir dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü liderinin başka bir isimle devlet yazı yazdığını bilip izin vermez. Bir. Ama bunun yanına işte burada da yani atizi itizi falan demiyorum ama hiç terörle ilgisi olmayan insanları da mağdur ediyorsunuz. İki, son dönemde kapatılan televizyon radyolara bakıyorsunuz. Mesela bir yön radyo var. Adamları AKP'liler dinliyor çok. Yani ve hatta çok övüyorlar. Hakikaten herkesin sevdiği. Mesela onu da listeye koyuyorlar. Şimdi belki de birisinin ihbarıyla yapıyorlar bunu. Radyocular da bilmiyor. Yani yön radyo bize de ulaşıyor. Hatta AKP'lere de ulaşıyor. AKP'ler de bu konuda çok hassaslar ve gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Tam müsteşarlığa kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Ama bu da oluyor. Ya da mesela İMC televizyonda yayın yapılıyor. Beğenmezsiniz, beğenirsiniz, eleştirirsiniz. Ama eğer terör suçuyla fiilen bir birlikteliği varsa mahkeme kararıyla yaparsınız. Şimdi siz bunu birleştirdiğiniz zaman siz mağduriyet cephesini genişletiyorsunuz ve bunu biz FETÖ meselesini bakın FETÖ'nün gazetecilerinin gazeteci, polisinin polis, savcısının savcı olmadığını en çok biz anlatmaya çalışıyoruz. Hrant Dink cinayetini karartmaya çalışan bir yayın baştan sona benim için gazete olamaz. O gazeteci gazeteci olamaz. Ben bunu dünyanın her yerinde anlatırım ve gittim Amerika'da da anlatırım. Ben de gazeteciler koruma komitesinde de. Dedim ki çıkın. Bakalım bu gazetecileri siz nasıl savunacaksınız? Ben size karşı neler söyleyeceğim? Aynı şeyin PKK için de geçerli olduğunu. Tabii tabii aynı. Yani aynısı, İmece, aynısı. Yani tamam. PKK'nın ağzıyla yazı ama yazan PKK'yı bakın sadece benim mağduriyet açıkta mi oluyor o nasıl zaman? Siz buna ya İmece TV'nin kapatılması mağduriyet mi yaratmış oluyor? Mağduriyet yaratıyor. Çünkü orada çalışan bir sürü insan var. Bakın eğer PKK'yı şiddeti övüyorsa, PKK'yı övüyorsa, eylemlerini destekliyorsa kapatın. Ama yok böyle bir fiil üzerinden değil de sadece PKK'ya yakın diye bir başlık koyarak yapıyor. O zaman mağduriyet diyorsunuz. Mağduriyet diyorsunuz. Olabilir. Bakın ona sempati duyabilir mi? Sempati suç değil. Ben onaylamıyorum. Bakın o yayınları ben onaylamıyorum. Ama ben izlerim. Anladım ne demek çünkü istediniz. Ben onun ne olduğunu, onun ifade özgürlüğüne saygı duyarım. Bu anlamda saygı duyarım. Ama siz mağduriyet cephesini çok genişlettiğiniz zaman asla bakın dünyanın en lanetli, en alçak örgütü PKK'dır. Ona kim destek veriyorsa bazen Türk benim satan aynı çıkarılmaya da kapatılma deniliyor. Aynı sıfatı taşır. Hiç problem yok benim açımdan. Yani ama mesele şu. Çünkü bu ülkenin en namuslu insanlarını, askerini, polisini gidip sokakta sivil insanları şehit ediyorsa canlı bombayla o artık herkesin lanetlemesi. Buna bakın mesele şu. Eğer o yayınlarda bunu lanetlemiyorlarsa, onlar buna terör suçu demiyorlarsa biz onların yüzüne her gün bunu haykırırız. Lanetlemiyorlardı ve terör suçu demiyorlardı. Ama bu bizim, hani bakın onu söylememeleri. Konuşursak eğer hani orada tamam, çıkan pek çok bakın, konuk. Bunu, bu evet. Eleştiri hakkı bizde saklı kalır ve siz bunu her meşru zeminde de kendi tezinizi savunurken onların da bunu yapmadığını söyleyerek konuyu daha rahat anlatabilirsiniz. Ama siz bir kanun hükmüne kararnameyle bunları kapattığınız zaman o zaman mağduriyeti karşı tarafın eline vermiş oluyorsunuz. Mesele bu. Ayrıca ifade özgürlüğünü engellemiş oluyorsunuz. Sonra dediğim gibi mesela gazeteyle ilgili probleminizi hukuken mahkeme yoluyla halledebilirsiniz. Onlar kendilerini savunurlar ama siz şimdi Aslı Erdoğan'la Necmi Alpay'ı tutukladığınız zaman bunu dünyaya anlatmanız imkansız. Kendi vicdanımızı anlatmamız imkansız bir kere. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Ahmet Bey'e de dönünce? Ahmet Bey tamam buyurun size döneyim. Size uzun bir süredir söz vermedik. Buyurun. Evet. Şimdi bence adım adım gidelim. Yani bu mağduriyet konusunu yine mağduriyetlere geçmeden önce neler var onlara bakalım. Şimdi biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde Fethullahçı terör örgütü kendi adaylarıyla bu seçime katıldı. Yani 17-25 Aralık'tan sonra bütün basın yayın organlarında birçok savcılık ve mahkeme kararlarıyla
paralel devlet yapılanması, terör örgütü olarak açıklanmasına karşın bu kendi adaylarıyla seçime girdi ve sadece Ankara, İzmir ve İstanbul'da 443 bin oy aldı. Bu ne demektir? Şimdi 443 bin tane oy alan, yani oran olarak çok küçük ama rakam olarak sadece 3 ilde 443 bin oy var ve 17-25 Aralık'tan sonra ve birçok mahkeme kararında terörist, paralel yapı, terör örgütü üyesi olmaktan tutuklamalardan sonra bu oldu. Bunu koyduk mu bir tarafa şimdi? İkincisi, biraz önce dediler ki kriminal suç işlememiş kişiler de atılıyor işten. Şimdi idare hukukunda ve yine iş hukukunda, yani işten atılabilir. Devlet çalışmak istemeyebilir o kişiyle. Kriminal. Ama isminin resmi gazetede yani yayınlayacaksak bir, en azından özel sektörde iş alabilecek bir kapı aralığı bırakmalısınız ki gidip evet, yani canlı devletin bomba olmasın. Diyor ki mesela bu konuda Nihal Bengüsü Karaca'nın söylediği şey Ersan Şen de söylemişti. Devlet tabii ki. Ben size söz vereceğim, anlatayım. Hani onu temize çekmek, yani doğru anlatmak lazım. Ben devletin bitireyim, çalışmama ben hakkı olduğunu elbette ki biliyorum. Söyleyeceklerini söyleyeyim. Tabii tamam, buyurun biz tamam. Anlattım yani, Nihal Hanım. Hayır, tam burada ısrarla hani hiçbir kriminal suç işlememiş dediğiniz için söylüyorum. Yani kriminal bir şey işlemesine gerek yok. Devletle veyahut da idare hukukuyla veyahut da iş hukukuna göre iş akdini feshetmek için. Bu ayrı bir somut gerçek. Onu da koyalım. Dördüncüsü, üçüncüsü. Biliyorsunuz ki işte... Ama benim bunu söylediğimi ifade ediyorsunuz. Yani, müdahale etmek durumundayım. Ben böyle demedim efendim? Diyorum ben de. Ben kriminal konuyla, kriminal olaylarla ilgili olmasa da devlet işten atabilir, şüphelendiği kişi işten atabilir. Ama o kişinin kriminal bir olayı yoksa, suça yakınlığı, derecesi uzaksa en azından ismini resmi gazetelerde yayınlamamak acaba daha iyi bir uygulama olmaz mı? Ona bir iş sağlamak şey zorunda bu. Mıdır? Yani devlet vatandaşının şimdi geçimini devam ettirmek durumunda mıdır? Prosedür ki yani kanun hükmündeki, bakın hanımefendi, kanun hükmündeki kararnameler resmi gazetede yayınlanma zorunluğu var. Nerede onu demiyorum. İşten atılan isimler yayınlanıyor beyefendi. Yani o yüzden tamam, bu isimler oluyor. Tamam, ben demediğim şeyleri söylüyorsunuz, ben söyleyeyim. Şimdi devam edin. Ben sizin demediğiniz bir şey demedim. Hayır, siz kriminal suç işlememişlerle ilgili söylediğiniz için. Görevden ihraç edilen insanların isimleri resmi gazetede yayınlanıyor. İsim verilmese daha iyi olmaz mı? Kanun hükmünde kararnamenin resmi gazetede yayınlanması gerektiğini herhalde çok şükür herkes biliyor. Ama o isimler resmi gazetede yayınlanınca, tamam, o zaman ihraç edilen isimler resmi gazetede yayınlanınca o kişiler halka ifşa edilmiş oluyor. Bakın bunlar FETÖ'cüdür, biz devlet olarak bundan emin olduk, %100 emin olduk gibi bir izlenim halka verilmiş oluyor. Bir, o kişiler daha sonra kişi diyorum ki pazarda limon satacak olsalar bile dışlanırlar diyor. Pazarca ahalisi onların tezgahı. Aç kalırlar diyor. Tezgahımıza devirir, bir tane kovar. Hani yasal prosedürden ne düşünülüyor? Bu konuda zaten daha yani, net olunması orada, gerekir diyorum sadece. Buyurun Ahmet Bey, tamam devam edin. Yani burada kanun hükmündeki kararnameyle bir kişiyi işinden atıyorsanız bu resmi gazetede yayınlanıyor yasa gereği. Yani bunu doğru veya yanlış, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bu yasalarımıza göre kanun hükmünde kararnameyle bir işlem yapıyorsan bunu resmi gazetede yayınlayacaksın. Neyse, bunu geçelim. Üçüncüsü, herkes diyor ki mesela Nuriye Hanım'la ilgili veyahut da Ahmet Bey'le ilgili veyahut da falanca gazeteciyle ilgili. Ya bunun bu işlerle hiçbir ilgisi yok. Bu kesinlikle hiçbir terör olayına karışmadı. Size çok somut bir örnek vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın başyaveri Fethullahçı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nın 4 tane yaveri Fethullahçı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın benim aklım ve kalbim dediği 2 tane general, bunlar birisi sıkı yönetim emrinin altında imzası olan adam, diğeri de bunu alıp esir edip götüren adam çıktı. Yani biz dışarıdan baktığımızda bu kişilerin alnında Fethullahçı falan yazmıyor. Tam aksine çok güvenirli, çok bilmem ne. Ama bir bakıyorsunuz bir soruşturma yapılıyor, bir inceleme yapılıyor. Adam şeyin yani bu darbe girişiminin bir 2 numarası çıktı. Mehmet Parti Göç, altında sıkı yönetimin imzası var. Bununla ilgili olarak Genelkurmay Başkanımız benim aklım demiştir. Yani insanlara
biz sadece dışarıdan görüyoruz. Yani sizin bahsettiğiniz gazetecileri veyahut da sizin komşunuzu veyahut da sizin bilmem neredeki arkadaşınız, siz sadece onu komşu gazeteci uzaktan görüyorsunuz. Bunun arkasında ne var? Bu nereye bağlı? Bunlar ancak işte bu yapılmış olan soruşturmalarla ortaya çıkıyor. O yüzden de baştan ya falanca kişinin bu işlerle hiçbir ilgisi yoktur, bu kişinin bilmem neyle ilgisi yoktur, İşte bunlar, bu söylemler hep şeyi karıştırıyor. İşte kurunun yanında yaş denir, kurunun yanında yaş denir. Bu da neye sebep oluyor sonunda? Bu soruşturmaları yapan kolluk güçlerine, bu soruşturmaları yapan savcılara olan güveni sarsıyor. Ben idarede hatalar yok mu? Var. Burada da mutlaka bana göre bir komisyon olması lazım. Her kurumda işle bu konuları inceleyecek olan, nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde savcılar şimdi idari soruşturma heyetleri oluşturdular. Bunun gibi bir idari soruşturma heyeti yaparlar. Onlar o 10 tane kriteri tek 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 sayar. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma için koyar. Bu böyle sağlıklı olur. Buna katılırım. Ama ya bu adam kesinlikle suçsuz. Bana 100 tane telefon geliyor her gün. İşte bizim çocuğun veyahut da bizim damat, bizim gelin. Ya ben şimdi bu insanları sadece sizin damat, sizin gelin olarak biliyorum. Siz de tıpkı o insanları, o gazeteci, bu komşu, bu işte sendikacı veyahut da bu bilmem neci diye görüyorsunuz. Arkasını bilmiyoruz. Bunun arkasını doldurma sırası elinde sonunda gelecek. Bu ne zaman gelecek? Yargılama aşamasında gelecek. Bu ne zaman gelecek? Soruşturma aşamasında gelecek. Ama biz baştan kendi şahsi kanaatimize göre, benim mesela çok samimi arkadaşlarımdan bile, yani çok samimi dedim, çok iyi tanıdığımı zannettiğim kişilerden bile Fethullahçı terör örgütü mensubu çıktı. Genelkurmay Başkanı, işte somut örnekler verdim. Bunların her gün eşlerinden çok beraber oldukları insanlar Fethullahçı çıktı. Hem de lider kadrosundan çıktılar yani. O yüzden insanları böyle uzaktan görerek veyahut da sizin gözünüzle gördüğünüz iyi insanların hepsini şey demeyin. Yani en azından bence potansiyel olarak 443 bin kişi var. Yani bunlar, bu kişilerin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduklarını bile bile, bu suçtan tutuklandıklarını bile bile gidip bu insanlara oy verdiler. Yani şimdi siz diyorsunuz ki işte bir adamın kriminali var. Yani geliyor polis teşkilatında bütün iyi görevlere Fethullahçılar atıyor. Ben müdürüm, hiçbir kriminal şeyim yok. Atıyorum. En güzel yerlere Fethullahçı polis memurlarını atıyorum. Hakim savcılar alacağım. Hiç 100 almış çocuk, onu almıyorum. Benim adamım diye işte 90 alanı, 80 alanı alıyorum. Burada bir suç var mı? Yok. Takdir yetkimi kullandım. Peki bu Fethullahçı değil mi? Bu kıstasları nasıl koyacağız? Bence bu kıstasları koymuş zaten. 10 tane kıstas vermiş. Bu kıstasları, bunları uygulamada problemler varsa bunları düzeltelim. İşte ben 10 kıstas uygulanıyor mu? O konuda sıkıntılar var dedi Nihal Bey. Nihal Karaca. İtirazımız yok ki. Yani işte itirazımız her kurum olabilir için, bakın, her kurum için idari tatbikat heyetleri kurarsınız. Yani koyduğu kriterleri elbette kriter koyacak. Elbette insanları takip edip soruşturup gerekiyorsa cezasını verecek. Gerekiyorsa güvenmiyorum ve seninle çalışmak istemiyorum diyecek. Tabii ki bu hakkı var. Ama bir de şu hani var, o kriterlerin bir şey uygulanırlığı, pratik. Buyurun Ahmet Bey. Ne kadar uygulandığı da önemli. Son birkaç cümle alırsam ama şimdi araya gitmek şöyle bir şey daha var. Tabii şöyle bir şey daha var. Şimdi biliyorsunuz askeri casusluk oldu. 700-800 tane çocuk atıldı. Teğmen, üst teğmen, astsubay. Efendime söyleyeyim, üçlü kararnameler dediler. 3-4 bin tane arkadaş, astsubay, uzman çavuş atıldı. Hep bunları atanlar, yine harp okullarında çocuklara işte yok yetersiz, yok eğitimsiz, yok bilmem ne diye 4000'e yakın harp okulu öğrencisi atıldı. Bir Allah'ın kulu çıkıp da hiç bu çocuklarda at iti, it izi bilmem ne demedi. Hiç bu çocuklarla ilgili kimse bunlar mağdur olmadı. Bunlar bilmem işte efendim söyleyeyim. Onlarla ilgili de sosyal medyada bir şey söylemediler. Şimdi buraya geldi. Fethullahçılar olduğu için bakın bütün Avrupa kamuoyu zaten şey arıyor. Yani böyle bizim söylemlerimizin üzerine bir şeyler inşa etmek için uğraşıyor. Biz de oturduk burada, bütün gazetelerde mağduriyetler yaratıldı. İşte şu falanca kişi çok iyi birisiydi, bu atıldı. Öbürü bilmem. Ya bırakalım şunu, savcılar, hakimler çözsün ya. Yani biz böyle bu insanları hiç tanımadığımız, bak yine söylüyorum, benim çok iyi bildiğim, zannettiğim birisi Fethullahçı çıktı. İşte Genelkurmay Başkanı çıktı. Yani bizim kendi gözlemlerim, peki, bir Fethullahçıyı tespit etmek için yeter değil. Hele hele sokaktaki insanları, Fethullahçıları Fethullahçıdır değildir diye tespit etmeleri bence şeye aykırı, yani hayatın olan. Araya gitmem aykırı gerekiyor. Kendilerini çok iyi gizleyen kişiler. Kısa bir ara efendim, tamam, ardından buyurun. Buradayız. Müzik.
Efendim aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ancak şu an benim rejiden, arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. O yüzden ben Sayın Nedim Şener, Sayın Nihal Mengüsü Karaca, Sayın Ahmet Seki'yi çok üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Çok daha fazla konu var. Konuşsak bir iki saat daha gideriz eminim. Çok daha hararetli bir şekilde devam ediyorduk. Bir başka programa diyelim. Bugün yarını burada noktaladık. Birazdan gece bülteni var. Hoşçakalın.